De Allah ya. De. Yap kardeşim. Ya ya hayır de yap ya. Giriş. Ya söyle ne diyeceksin söyle ya. Yapmaz ki ver ha. Kamera arkasında götü kalkıyor. Söyle az önce söylediğin ahlaksız tamam, teklifleri. Söylüyorum. Arkadaşlar söylüyorum. Videomuza hoş geldiniz. Söylüyorum. Ha. Bir saniye. Ne? Söylüyorum. İkinize de başarılar dilerim arkadaşlar. İyi bir oyun olması dileğiyle. Küstah köpek. Kadar... Alçaksın sen. Sen hainsin. Yusufçum müsaadenle girişi açayım bunun ağzına s**alım ondan sonra. Tamam hadi. Evet arkadaşlar, bayağı bir aradan sonra Yusuf askere gitti, ben Antalya'ya gittim. Çok uzun, Enes kaldı burada, Enes de bir değişmiyor. Kaldı. Uzun bir aradan sonra Agalar üçlüsü tekrar toplandı. Keyifli bir Hearts of Iron başlangıcı yapacağız derken Enes'in kamera arkasında yaptığı sarı dolar gelmesin diye söylemeye utandığım bazı kelimeler, cümleler yapşan silsilesi. Yapşan. Kamera açıldı, nasıl bozuldu? İki şeyi konuşalım. Makale konuşturmuyorlar koyduklarım. Atom bombası olmasın. Atom bombası benim nereye abi olmasın? Şeyde... Niye bozuyor? Ya bozsun kardeşim sen de at götünü yiyorsa at ya. Sana atma diyen var mı? Japonların debuffu var. İyi seni ya. Yusuf'un kitap şeyinde imza toplantısı... İmza neydi Yusuf'un? İmza görüşü i̇mza neydi? İmza günü kardeşim. Yani imza günü kültürsüz adamlara bırak. Yusuf hocamın imza gününde takipçileriyle olan büyük bir münakaşa var. Twitter'da da videosu var. CHP grup toplantısında gerginlik diye paylaşılıyordu. 3 senedir bunu yapıyor. 3 senedir her hafta 18 saat Hearts of Iron 4 oynuyor. Sen de bir ara günde 20 saat oynuyordun. Cumartesi şey pazar... Tamam 1 saatim var benim. Abi ama 20 yaşında. Abi ama bu atom bombası aklınızı pıştık denemini çağırıyor. Sana ne lan? Atıyorum oğlum sana ne? Allah Allah. Kartuş sallıyor gibi atom bombası atıyorsun bir adam. Adam Osmanlı. Da atıyorum. Bir atom atarız yani. Orada da belirttik. İzleyicilerimize yüz yüze bazılarına şiddet uygulayarak belirttik atom atacağını. Tamam ağırlanmalı sıkılma da yok. Abi sussanız amına koyacağım yeter ya. Abi başrol oyuncusu susuyor ya burada. Yusuf Bey evet. Abi jönüz biz amına koyduk. Kardeşim konuş. Konuşmuyorum amına koyduk. Konuş kardeşim konuş tamam konuş. Oğlum konuştuğumuz bak ya amına koydum sinirden konuşamıyorum. Kamera arkasında öyle kelimeler ediyor. Videoyu açınca başarılar diyor. Bu yavşak abi ne kızıyor bundan ya? Şimdi bir bir hepsini anlatacağız. Bu mal çok affedersiniz arkadaşlar. Yine küfür ediyorum size. Çok özür ama malsınız beyler. Çok gerizekalısınız. Anlatacağız. Hepsini anlatacağız. Bilmiyorlar ki. Adamlar bilmiyor bunun nasıl hayır, bir piç olduğunu. Hayır, hayır, hayır. Ya. Dediğim şey de neydi? Ne dedim lan? Ha Meksika'yı sana vermem bak ha yapıyorum. Şöyle ben yalan Yusuf'cum söylüyor. Sen mi izah edeceksin ben mi izah edeyim bu şerefsizi? Yani izah etsen çok güzel izah ediyorsun. Şimdi arkadaşlar videodan biz yaklaşık birkaç saat önce ne yapılacak ne edilecek konuştuk kararımızı verdik. Enes alacak Japonya'yı ve Asya neredeyse onun yani şu Hindistan'ın neredeyse oraya kadar. Değil. Hindistan'ın elbette, oraya elbette kadar. Raj var ya J'den itibaren evet onun. Ve biz buna okey diyoruz. Tamam kardeşim senin tamam diyoruz. Abi. 1 milyar nüfusu veriyoruz buna. Hiç evet, hiç sıkıntı yok. Bu sen amın feryadı. Kes sesini de konuşsun adam. Aynen eşşoğul eşek biraz laf dinle. Tartışma kültürün olsun ya. Yusuf çok güzel kızdı ya. Bir kes sesini de adam konuşsun ya. Daha sonrasında Amerika hani sıkıntı olur falan filan denildi. Amerika'ya kimse gitmesin, Amerika savaşılmaz bölge olsun denildi. Sonra Yusuf'la biz sıkışacağımızı ve siz izleyicilerimizin aynı sahneleri görmesinden hoşlanmayacağını düşünerek Yusuf kardeşim dedi ki sen dedi Amerika ol o zaman dedi. Çok riskli. Bu hayvan Japonken Amerika olmak çok riskli. Ben bunu biliyorum ama bu riski aldım dedim tamam. Ben dedim Amerika olacağım dedim. Yusuf kardeşim de Avrupa'yı alacak komple. Bu Allah'ın gabatı. Bu haddini bilmez şu Japon var ya bu ne dedi biliyor musunuz? Amerika'nın girdiği bütün savaşlara girerim dedi. Yarrağıma bak sen. Sen yarrağıma bak biz buna Asya'yı veriyoruz ağzımıza açmıyoruz. Ben burada bir tane sikindirik Yucatan Peninsula'ya geleceğim. Oraya asker koyacak. Piçe bak. Kamera açılınca da başarılar. Sen ne şerefsiz adamsın ya. Tam yavşak. Ya sen ne adammışsın ya. Ya Yusuf sana o bombayı attığı zaman ilk atom bombası. O zaman senin yanına gelen aklını sikeyim ben. Adamsın kardeşim benim. Güzel aranız tekrardan barıştı ya. Satacağım atacağım diyordunuz. Şu an ısındınız bak. Alçak adam. Teşekkür ederim. Karışmayacaksın. Hiçbir savaşıma karışmayacaksın. Herkes öğrenecek. Bunun ne kadar karaktersiz olduğunu bir gün herkes öğrenecek. Teşekkür bir gün ederim. Herkes diyecek ki ben AK Parti'ye oy vermedim. Ne alaka lan? O olmadı sanki ama. O içindekileri tutamıyor bazen ondan. Sen bir daha ayarsın. Karışmayacaksın kardeşim bak. Hiçbir savaşıma karışmayacaksın. Ya bir multinin başlangıcı da böyle yarım saat sürmesin. Hadi ne seçiyorsanız seçin. Bak Almanya anladın mı? Ben Meksika'yı alırım. Honduras'ı alırım. Ya, Panama'yı tamam alırım. Ee? Karışmayacaksın hiçbirine. Tamam, Kanada'yı kardeşim alırım.
Yusufçum, Portekiz'le İspanya'yı verme şansın var mı ya? Tamam kardeşim. Abi veririm Murat'cığım. Çok teşekkür ederim. Oradan biraz şey alayım ben. Tamam. Neydi o? Tamam anladık Murat. Derdini açıklamana gerek yok. Tungsten. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sen hangi ülke oluyorsun Yusufçum? Ben Almanya'yım Murat'cığım. Almanya ile nasıl bir ilerleme planı var aklında? Valla klasik Alman ilerlemesi yapacağım. Önce Polonya, sonra Fransa, Belçika, Hollanda derken sonra İngiltere'ye çıkarma yapacağım. Ardından kendi dostum İtalya'yı yiyeceğim. Sonra Balkanları toparlayıp, belki Balkanları önceden toparlayıp full hazırlık yapıp Sovyetleri ele geçirdikten sonra Enes'te bir cephe açacağız kendi aramızda, savaşımıza başlayacağız. Evet. Bu arada Asya'nın bütün topraklarını alırım Murat, eğer oraları alacaksın. British... İşte Raj'ın tamamı hariç. British... Yani tamamı dahil. Kardeşim Raj yazısından yukarıya sağ taraf. Yok. Hepsi senin. Yok kardeşim. British Raj. Bak sayıyorum. Bak delikanlı olalım. Ya gerizekalı. Seni zaten istediğini veriyor adam. Bir kez sikeceğim belanı şimdi seni. Oğlum British Raj yazısı yukarıda kalıyor. Raj'ın hepsini oğlum veremezsin. Alamazsın hepsini. Ha, olmaz. Olur. Yok. Yok olmaz kardeşim. Ya öyle kardeşim şey, o zaman sen Meksika'ya giremezsin. Girersen de ben de savaşırım. Oğlum bari o zaman sen de koşuyor. Çin'e giremezsin. Girersen de senin evine gelir seni çatır 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 sikerim ama bak. Bunlar bizim daha böyle uzlaşma mı olur ya? Murat seni sikerken ben de senin bütün ekipmanlarını çalarım. O nasıl bir şey bırakayım? Bizim de tehdit anlayışım öyle kardeşim. Adama Çin'i de Mançuriyo, Mongolia, hadi bunu Mongolia sikin de. Kardeşim. Tamam kardeşim, Siam sende, Fransa sende, şey bak, nerede, ha, Vietnam sende ya. Yapma. Gene dünyanın tamamını alacaksınız, ben Asya'mı istiyorum, o kadar. Tamam veriyoruz ya oğlum, Murat tamam boşver, ver British Raj'ı ne olacak? Ya abi, İran'ın orada mı kalacağız? Abi, sadece bu... Raj'da değil bak, Avustralya, Yeni Zelanda, her yeri alırım Asya'daki. Ona göre. Dutch East Indies'i alamazsın. Al bak bak şu an alamayacağımı görebilirsin. Dutch East, ne yapıyorsun ki şu an gör? İşte kamera olsaydı görürdün. Dutch East Indies'i almayacaksın. German Malaya, şey aa, British Malaya sende kalır. Orası hocam evet, tampon tamam, bölge olur. Öyle bir şey yok. Tampon bölge. Bak bunu sikeceğim Yusuf bak. Murat vallahi hak ediyor. Bak aç gözlü bir Japon köpeği gibi etrafa saldıracağım. Bunu bil. Çok arsız ya. Çok ben Asya dedim kardeşim. Asya ne? Endonezya Asya'da değil mi? Allah aşkına. Yusuf bana Avrupa Murat taraflarından, Balkan'dan bir yerden biraz daha toprak verip inşaat yapmam lazım benim. Murat'cığım sana İspanya, Portekiz yetmiyor galiba. Orada inşaat yeri az. Şu... Sen Yunan, Bulgar, Fas, Yugoslavya, Romanya bu hepsi senin olsun. Akdeniz kıyısını alayım mı? Akdeniz kıyısı da hepsi senin olsun. Ben Afrika'dan toprak istemiyorum. Afrika'nın hepsini alalım ama ya. Yok Avrupa'nın Akdeniz kıyısı. Şaka maka bir yana bırakalım. Bak delikanlı gibi. Asya benim. Avrupa tamamen aranızda bölüşün. Afrika'yı da alın. Sovyet'i de alın. Git sen tamam, güneyi de al, kuzeyi de al. Bana Asya'yı. Her şey tamam da şu Dutch East Indies mi ne sikim sana? Yok kanka veremem. Onu bir sene bende kalsa sonra ben serbest bırakayım sen al. Bir toprak veririm. O kadar ya. Tamam mı? Tamam o olur tamam, o zaman. Tamam. Yusuf o zaman şey mi İspanya... Ama şu atom bombası gerçekten keyifleri çok ya, kaçıyor. Ya konuşma ya, atom bombası hakkında bir kelime daha etmeyeceksin ya. Ben Yusuf'cuma ya, burada vicdanına, kendi yedi atom bombalarının hatırına bir elini vicdanına... Ya abi, Yusuf çok yanlış kişi bu danışmada bulunmak için yani. O senin evine senin de atarabına koyuyor. Bence izleyiciler arasında bir bilirkişi toplamamız lazım. Atom ama bombasının yani, yasallığı oğlum, hakkında mı? Yani gerçekten ya Allah hakkında değil. Bu oyun hakkında yaşadığımız her sorunu o bilirkişiye danışmamız lazım. Ya bak şöyle diyeyim. Portekiz'deydik. Bak line oluşturdum. Atom bombası. Benim geliştirdiğim sistem bir sikeye yaramadı. Ben demokratik dedim. Üçümüz dedim şey yapalım, seçim yapalım. Kabul etmedi Enes'cim. Ulan 2v1 şansım yok. Oğlum yo, Murat dürüst adam yani. Bak Murat tamam hadi konuşalım. Asya'nın hepsini alsın mı? Evet mi, hayır mı? Abi British Raj'ım madem öyle, İran sınırından kuzeye doğru tamamen sağ tarafında, sol taraf bizde o zaman. Ya bak Afganistan'ı da alırsınız, oradan güzel sınırınız olur. Orayı kafaya takma kardeşim. Afganistan'ı almayalım abi. Afganistan kalsın onda. Sen her yerde Afganistan'la ilgili özel bir yorum yapıyorsun. İnsanlar bunu yanlış yere yorumluyorlar. Benim Afgan ve Pakistanlı olduğumla ilgili yorumlar yapıyorlar. Bunu kapatalım. Afganistan'ı almayalım çünkü Sinkiyang'la çok sikindirik bir sınırı var. Hiç gerek yok. Afganistan da onun olsun. İyi tamam. Bak Asya'da fikirleştik. Şeyde de Yusuf'la da anlaştık. Bir tane lastik güzel toprağı ben Yusuf'a geçici olarak vereceğim. Evet, Sovyet ben... Sovyet topraklarından bir karış alamazsın. Ya Sovyet topraklarından alsın, alsın, istemem. Yo yo alsın yani, dur. Ben WhatsApp'tan şimdi atıyorum size. Çiziyorum sınırları. En tamam, mantıklısı bu abi. Abi attım WhatsApp'tan. Baksın herkes. Sınırlar şu şekilde. Tamam. Okey tamam, miyiz? Olur. Tamam. Başlat. Ne dedim ki? Ne dedim ki?
Ne dedin ki öyle o yamuk ağzına yumruğu bir tane koydun? Ya Enes, Amerika'da nasıl ilerliyorduk ya? Valla kardeşim şöyle büyük buhran yasaları falan var yani. Demokrat mı gitsem ya, ne yapsam ya? Ya bence bir faşist iç savaş patlar, ülke daha güçlü çıkıyor. Abi yapamıyorum o savaşı. Gerçi Yusuf gelirse çözebiliriz belki. Gelir ya. Tamam Japonya kardeşim. Sen de Murat'ın iç savaşına yardımcı olursun. Bunun karşılığında güzel bir jestimiz olacak sana. Ne jesti olacak? Bitir, kuruduk zaten lan. Başka ne yapacağız adamı? İlerleyen dönemlerde bunu bizim yüzümüze vuracak ve biz de bazı konulardan el çekeceğiz. Gönüllü atarım eğer o an savaşta olmazsam da bakarız yani. Yardımcı gönüllü olacağım. Dediğim biz bir 24 kişilik bir birlik istedik. Yani güzel kardeşim, deneriz yani, sıkıntı yok. Yusuf yani, bunu yaparsak bizim anamızı siker. Bu konuda yardım alırsak. Hangi açıdan? Yani bir şey diyor böyle, Texas ağlam. Abi bir şey bulur o. Ya böyle der, şöyle der, şunu istiyorum der. Yapmayız. Bak, ondan sonra halk düşmanı oluruz. Murat'ın iç savaşına gireyim. Murat'la beraber o savaşı bitirelim senle beraber. Atom bombası atmayın. İşte mesela bak, talepler büyük yani. Tamam büyük tamam. Enes, Allah razı olsun kardeşim. Sen devam et işine hadi. Dilenci kovalar gibi. Çok güzel bir istifti. Ne dedi Murat, duymadım ben. Çok güzel bir üsluptu diyorum. Tamam kardeşim, Allah versin, tamam. Peki Murat'cığım, şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben bu uçak yapmayı hiç bilmiyorum, nasıl yapacağım? Şu an yapmak istiyor musun ki? Ananı sikim, bu ne ya? Oğlum çok yabancı geldi ekran gözüme. Başlatayım mı hazırlık? Başlatma, anlasın bir ne olduğunu, hiçbir şey bilmiyorum. Bir dakika, bu airframes demişler, bu nedir? Kanka şase, tank şasesi gibi düşün. Ben şimdi uçaktaki bütün araştırmaları yapıp öyle mi uçak üreteyim? Evet. Yani hepsini yapman gereken, yani şöyle yılı gelmeyenleri yapma, onları yap, ondan sonra üretirsin. Beraber yaparız bu şey. Tamam canım benim. Tamam yapıyorum. Hadi. Of ya, çok anasın, tövbe, Paradox'a söyleyeceğim şimdi, bütün anlaşmalar feshedilecek. Hadi başlat. Niye başlattın? Hazır değiliz, durdur şunu. Bu kadar hızlı oyun mu başlatılır? Vallahi. Japonya küçük ülke tabi. Küçük mü? Derdi tasası az. Sağ alt mı daha iyi? Sağ alt daha iyi, aynen. İzleyiciler şu an var ya, Allah rızası, Allah razı olsun falan yazıyorlar şu an. Şu an var ya, çok sevdiler beni. Ben onların gözünde şu an kahramanım. Sanki sol üstte yani, öyle mi düşünüyorsun? Benim yani stabilitimi görmeseler de olur ama. Bu arada Koyu 4 camiasının lakabı, ya yani ünvanınla hitap etsek mi sana Murat'cığım, yoksa nasıl yapsak? En son sen çıkmıştın hatırlarsan. Ya mi? Onlar amına koyayım ne biliyor ya. Onlar seni tanımıyor etmiyor, ne biliyor ya. Sen fark ettin mi? İyice suflaşmaya başladın. Abi. Halkın derdinden hiç böyle bir haber. Sarayında takılan padişahlar gibisin. Olay o değil. O, Yusuf seni daha uzun süredir tanıyordu ve o noktaya gelmesi bir süre aldı. Benim de o süre geçince her senin, şey raylarına oturdu her şey. Senin gerçek maskeni gördü. Amına kodumun köpeği senin. Tamam mı? Adam olacaksın. Senin gerçek yüzünü herkes bilecek bir gün. Oğlum bu Murat'cığım, Empire of the Sun diye bir müzik var. Onu açarsan her OY4'te anlarsın. Ne diyor? Aynen. Japon'da mı? Dur bir dakika. En son Plevne Marşı'nı açıp bizi yeneceğini söyledikten sonra, işgal edildikten sonra atom olmasın ya diye ağlayan adam söylüyor bunu, aynen. O bu arada o save'de Murat'ın giden 24'lük tankları. Bu mu? Tamam, tesellim bu mu amına koyayım? Brezilya'ya kaçamadın benim oğlum. Benim için bir başarı. Ulan kaçamadın, kaçamadın eşek. Benim için başarı tabii, sen böyle küçük adamsın aynen. Yusufçuğumu özlemişim ya. Lollipop. Eyvallah Berat'cığım diyorum ya. Sen Murat'cığım. Niye adamın kilosuyla dalga geçiyorsun lan? Ne dedi ki? Sen konuşma lan, lollipop dedi sana, şişman dedi. Lollipop yedirmek küfreden şişman olsam bunu hakim. Ne alakası var? Lollipop, Yusuf gaza gel hadi, sana laf ediyorum. Kurtlar Vadisi repliği yapmaya çalışıyor galiba Murat. Öyle mi? Aynen. Ben, Yusuf'um, oğlum, Murat seni arada, sattığı vakit işte geldim. Şimdi sizden bir şey rica edeceğim. Şu bölükleri mölükleri sağa sola gönderiyorsunuz ya, göndermeyin, o askerler size çok küfür ediyor, haberiniz olsun. Bunu askerde öğrendim. Yerli yersiz gönderiyorsun ya böyle, hadi oraya hani git. Yerli yersiz sizi o bölükleri hareket ettirmeyin, yoksa ana bacı gidiyorsunuz. Ben ediyordum, haberiniz olsun. Onu sen demesen mi ya? Yok yok Murat'cığım ya, küfür ediyordum derken şey, ay lanet olsun ayol falan. Lanet olsun. Lanet olsun dostum, yürüme koyuyor adamı. Evet arkadaşlar, siz bilmiyorsunuz tabii, biz bu süreçte askerdeydik. Suriye'yi operasyonlar falan düzenledik tabi, siz mışıl mışıl osur osur. Kendisi askerde kilo alan ilk insan. Evet. Bedel ödedi kardeşiniz, bedel ödedi ve geldi.
Ya amına kodumun Enes'i hayatında silah mı tuttun da geliyorsun bana burada laf atıyorsun? Bir ay askerlik yaptıktan sonra girdik dedi ben enfekte. Delikanlı ol. Kurşun attın mı? Ya amına koda hayatı tabii bilmiyor cahil köpek. Arkadaşlar normal acemilerin aldığı eğitimi aldık bedelli de olsa. Arkadaşa olur. Söyler misiniz normal acemilikte atış olur 3 tane mermi sıkılır. Şimdi diyeceğim de çocuk diyecek abi 17 yaşındayız ne diyorsun amına koyayım? Yusufçum patates doğrayıp tuvalet temizlediğin hakkındaki ithamlara ne diyorsun? Enes'cim patates soymadım da tuvalet temizledim o doğru. Sen yazıcı peki, mı olduydun lan? Peki günde 3 var diye yazdıkları doğru mu tuvalet? Kes ağzını sikeceğim seninle çok konuşan amına koyayım ya. Şunu 5x yap. Yusuf söz sende. Evet. Of ya. Yusuf hadi join olalım. Faction olalım. Şimdi değil lan. Davet etsene beni edebiliyorsan. Edemez. Edemem. Dünya... Aa, sen evet. Döneceksin ya. Ben dönmeyi düşünmüyorum ya. Dönmezsen ittifak olamazsınız. Abi nasıl döneceğim? Çok zor ya. Ya gelir ya direkt. Gelir de yapabilecek mi gelince? O da var. Almanya oğlum o gelir. Yani başka türlü ittifak olamazsınız. Ya da o demokrat dönecek ama onun iç savaşı da var önemli. Abi o zaman fixleyelim öyle olduğu zaman döndürelim beni direkt. Ya abi yok fix oğlum. Deme ya gözünü seveyim Murat fix Allah deme Allah aşkına şu fix muhabbetini yapma. Gelir oğlum Almanya. Eğer ki atom bombası atmayacaksanız ben de gelirim. Yok. Atarız. Yerlerinden ama yok deme de bir kapı açık kalsın Murat. Atom atmaz atacağız Yusuf. Nasıl atmayalım abi? Tabii. İşte gerçek bir siyasetçi her zaman bir kapıyı açık bırakıyor. Murat'cığım tabii biraz cesur olduğu için bu konularda direkt R yapmaz. O yüzden Murat'a bir şey söylemiyorum. Ben o savaşı kazanamam bak. Askerlik anılarımı anlatıyordum Murat ağzımı yüzümü siktin ama. Nereden gidildiğini bile atıyorsun. Yusuf şu an gelecek 10 saatimizin... Söyleyeyim ben sana. Ne? Durdurdum. Gold Neyi, standart. Hangi yola gittin? Gold'dan daha gidemedim aynen. De. Franklin gold hala standarta, şeyde. Gold standarda gideceksin. American First devam edeceksin. Silver Legion. Onlar zaten seni iç savaşa yaklaştıracak. Alman yardımları var bak orada. Oraya gideceksin. En altta şey var. Free Corps var. Buna savaş zamanı sürekli tıklayacaksın. İlk başta sen hafif bir zayıf çıkıyorsun. Ordu sayısı olarak o senin 1.5 katın oluyor ama sen sürekli asker düşürüp onu imha ediyorsun. Her türlü sen zaten biri bir de kazanıyorsun. Ama Yusuf da gelirse bu savaş en fazla 1 ay sürer. Hala oyuna değişiklik mi geldi? Franklin Delano Roosevelt hala country leader yapamıyorum ama. Yo country leader nasıl yani? Focus'la mı alakalı? Hala o gold standardı yapamadım. Seçim gelecek. O seçimde Aflandan'ı seçeceksin. Amına siktim seçimi ne zaman geliyor ya? 39'un şeyinde. O zamana kadar gideceksin. 36'nın sonuna doğru galiba Amerikan'ınki. O sırada gideceksin işte. Pentagon falan gideceksin. Öyle yapıyoruz artık ne yapalım. Vay be Murat'ım benim be. Yusuf sen de bir 48'lik tümen ayırsan yeter. Ha siktir tamam. Ya. Büyük amatörlük. 2 saattir fokus seçmemişim. Ananı sikim kaybettik. Yusuf seni çok andırıyorum şu an. Yok Yusuf'um 45 yılında Fighter 1 basarak, pardon özür dilerim. Inter var Fighter. Inter var, Great War uçağı basaraktan imzası var. Murat şu piçe, o espriyi yaptırdın ya seni Allah belanı. Ama abi şu an durumum o yönde yani. O bana laf soktuğunda böyle tökezlediğinde toparla kaldır onu. Aferin ne yapayım. Çok özür dilerim ama o olay yani bizi sikti bitirdi abi ya. Çünkü serinin başında şu cümleyi duydum ve müthiş rahatladım. Çünkü Yusuf benden daha iyi o zamanlar arkadaşlar. Yusuf dedi ki Murat'cığım uçak işi bende. Kafan rahat olsun. Ondan sonra ben uçak hiç basmadım. Son yıllar böyle bir 10.000 falan bastım. Ne olur ne olmaz fazla üretim var diye. Savaş başladı. Havada üstünlük sıfır. Yusuf'a diyorum ki izlemeyenler vardır belki. Yusuf'cığım çabuk uçakları getir. Yarrayıyoruz diyorum. Getirdim zaten diyor. Bakıyoruz. Aa uçak değil. Planör gelmiş ama. Uçak değil güvercin gelmiş. Aynen. Devam et. Ama bu konu farklı canım. Şey yapmaya gerek yok. Eski aynen. Modern yerine evi basan da bendim amına. Süper evi. Süper evi onu aynen. Bari düzgün söyle de iyice aşağıla.
Yok abi, karakterim de yok işte, ben arkadaşlarımı dostlarımı aşağılamam. Abi özerken sen... bile aşağılaması peki. Aynen. Ay. Çok şey yaptın ama sen gülmedin, ben kötü gibi göründüm. Kötü oldu zaten, bok bok konuştun amına bir. Hani sen konuşurken ekrana böyle sıçma sesi falan geliyordu. Of. Neyse, birbirimizi üzmeyelim. Gibi izliyor musun sen? Neyi? Gibi. Yok Muratçım, ben öyle şeyler izlemem. Evet, sen izledin mi Gibi? İzlemedim ama bayağı üzüler. Bir izleyin de, orada çok komik şeyler var ya, bize çok uyar. Ama bu aralar Family Guy izliyorum. Family Guy mı? Evet Muratçım. Devam et, aynen aynen. Sana kurulmaya başladım da fark ettim. Abi şimdi bizim dostluğumuz bir yana, bu şakalar, gülüşmeler bir yana Yusufcuğum. Yo, ikisini de aynı kefeye koyuyorum ben. Neden öyle bir şey yapıyorsun amına koyayım? Oğlum benim PP'm artmıyor. Senin aşağın zor ayarı sikeyim ben. Bu hal ne böyle? Vallahi insanlar genellikle bu ayarda oynuyor be. Abi bittik mahvolduk, bu ne ya? Akmıyor ya. Amerika'da da devam var ya, o yüzden. Aha. Alf London nerede? Aynen. Vargol şeyi yok değil mi? Ama MFÖ'yü yakma bence. Murat gelemeyecek, tek başına bir anda zor duruma düşebilirsin. Aynen, doğru söylüyorsun. Ben MFÖ'yü direkt yakıyorum, hiç de sıkıntı olmuyor ya. Ya öyle de şimdi arkasında bir Amerika yok, ittifak olamayacaksınız. Biraz sakin oynaması daha mantıklı. Ama zaten yoktu ki normalde de Alman olduğu zaman arkasında bir Amerika. Sovyet vardı ama. Ya Yusuf'um, yani Avrupa'da hiçbir sıkıntı yaşamaz ya. Yaşamaz ama bir ya kere... Ya o kadar aşağılamana rağmen şu an hani popluyorsun ya, çok itici böyle, çok cringe geliyor, haberin olsun. Ne alakası var oğlum, Avrupa'da başına bir şey gelmez ki. Biliyorum oğlum ya, o kadar söyledim yani, ne? Biz de mi beyan edemeyeceğiz amına koyayım? Kırmışsın kalbini sen bu adamın. Ne oldu yani, ne konuşuyorum yani? AK Parti hükümetine karşı mı konuşuyorum? Oğlum iki tane şaka yaptık, bu kadar gücüne gitmesin ya. Güldük takıldık kardeşim ya. Abi sen yaptığın şakaların benim kalbimi kırıp kırmadığını, şu an canım acıyor ama fiziksel bir acı değil bu. Yani şu an yapayalnızım, biliyor musun? Çok evet. Yazık. Ne, belki kardeşim askerde alından oldum, ne yapacaksın? Olmadın. Oldum. Olmadığını biliyorum, yaşadım olmadığını. Ay, hala daha kalbine kırıyorsun bu arada. Olmadığı sen daha de, demin neler konuşuldu, hiç alındı mı? Sen de sus amına kodumun enesi. Bu adam içine atıyor. Yusuf. Kalbimi de kırsa yapayalnız savaşta kaybederim Mert Cesuca. Sen beni yensen de önemli değil. Senin gibi köpekle aynı safta şey almam. Ben bunları sen, canı gönülden demedim. Peygamber Efendimiz ne demiş? Kimdeysen onlardansın. Onu oraya nasıl bağladın lan, helal olsun. Ben de anlamadım harbi, iyi bağladın ama. Çok güzel bağladın onu oraya. Susçum. Kendinize çok geleceksiniz. Bir gün hepiniz biat edeceksiniz. Atatürk'ün heykelinin yanından geçerken sike sike ne mutlu Türk'üm diyeceksiniz. Oğlum biz başka ne yapıyorduk zaten? Askerde bir iki tane çomar arkadaşım vardı, kusura bakmayın. Çok ehli sünnet bir insan olduğunu daha önce söylemiş miydim sana? O benim ya. Yusuf bana da dedi. Ha, bu Ebu Cehil'di değil mi? Tamam. Sen Ebu Cehil'sin, ben ehli sünnetim. Sen nesin biliyor musun? Jules Caesar'ın arkasından kimdi? Brutus muydu? Sen Brutus'sun amına koydum. Kim? Bu şey Enes ya. Bana mı? Dinle. Nasıl ya? Yusuf'u? Bana mı diyecekti? Ya Rab, tabii ki de sana yani. Ne olacaktı bu? Alındım yani. Ayıp lan. Alınmışmış. Sence benim 4 santimlik yarrağımın umurunda mı bu? Abi standart Türk boyu, ne dalga geçiyorsun? Bence gayet büyük. Çok. Gayet normal bir uzunluk ama. Yusuf'cum sana triple tek yollayacağım. Kabul edersin diye düşünüyorum. Of. Ne oldu ya? Yok bir şey yok söyle, ya böyle. Söyle kardeşim, söyle. Hani şu insanoğlunun durumunu çok merak ediyorum ya. Ne olacak yani? Ne oldu ki birden? Edepsizlik arşa çıkmış.
Konuş kardeşim, konuş. Ne yaptılar? Ya bilmiyorum yani Muratçım, yani konuşmak hani çok yakışmayacak şeyler yapıyorlar, onları söylemek istemiyorum. Bunu benzetmek bile bence Allah katında haram. Kim rahatsız etti seni? Ya Muratçım, bence konuşmayalım. Bu videoya sarı dolar yedirmek istiyor mu? Yok, hiç gerek yok ya. O zaman ne, susuyorum değil mi? Hiç merakın şu an yok oldu, farkındayım. Vay be Muratçım. Muratçım hala özür dilemedim bu arada. Ben de onu bekliyorum biliyor musun? Valla vuruyorum yüzünü ama hiç yani oralı değil. Hiç. Erdem ol bence Murat. Ben, sen yavşak Enes gibi değilsin. Yok, Erdem olmuyor. Ben şimdi şakalaşma olarak devam ettiğini düşündüğüm için ben aşağılandım ama sen Enes o esprileri yaptığın için Enes beni aşağıladı. Ben çok özür dilerim böyle bir durum varsa. Ben hani şakalaşma devam ediyor olarak düşünmüştüm. Çok pardon seni incitecek bir şey yaptıysam. Teşekkür ederim. Ama bu orası bir çocuğa, videoda orası bir çocuğa demiyordum. Çok pardon. Bu eşşoğlu eşek, eşek sanki dememiş gibi devam ediyordu. Bu eşek herif. Fazlası ya da vermiyor. Hayır her şey geçtim. Sanki Yiğit de kesecekmiş gibi toparlamaya çalışıyor. Ben Yiğit'in videoları izlediğini düşünmüyorum. çok bakmıyor ya. Çok bakmıyor. Sadece kendiyle ilgili yerlere dikkat ediyor. Onun dışında pek bir şeye bakmıyor. Bu çok iyi ya. Kralça. Ah yoruldum ya gülmekten. Bir 4 isteyecek mi savaşım var? Bir daha ne zaman kahveye gidiyoruz? Bir daha ne zaman pişpirik oynuyoruz? Vallahi bu oyundan sonra bakalım, öyle bir yüzümüz olursa. Yakın zamanda bunu yapabiliriz Murat. Pişpirik oynayalım ya bu sefer. Yeni duydum, çok eğlencesiz bir oyun. Bok gibi bir oyuna benziyor. Olur Murat'cığım. Allah! Allah! Oğlum savaş desteğim %10'a çıkmıyor ki. Amına kodumun silver ektiyle. Sınırlı şortuyla act yapın. Sen iç savaş başlatacaksın değil mi? Yapacağız artık, ne yapalım. Tamam ama yap ama kaçta başlatacaksın? Hangi yılda başlayacak iç savaş? Valla var daha ya. 2-3 yıl var gibi duruyor. Oğlum benim savaşım da olmasın. Abi bir tane bölük gönderiversin ya. Tamam da seni şeye alacak yoksa ya. Alliance'a girer o adam. Ben... Yok girmez. Girmez. Doğru, onu savaş... Tamam, o fixlenir Alliance'a girerse. Bir şey olmaz. Abi fix deme ya. Ya fiximize laf edenler yarrağımı yesin abi. Fix'e laf edenler ne bokuyorsa yesin. Biz burada böyle bir hayvanla oyun oynuyoruz. Daha ne yapalım ya? Biz kahramanız zamana koyayım. Sanki bana özgürlük savaşçısı. Ah be arkadaşlar. Bir bizi anlasanız bizi var ya. Bir anlasanız zamana koyayım. Şöyle yarrak yorum yapacağınızı bir anlasanız. Ya senin bak çenenin bağını sikeceğim düşmüş ya ben yokken. Ben konuşurken sus. Tamam abi. Her sikime atlıyor amına koyayım köpek gibi. Aşağılama beni. Ama kaşıyorsun adamı. Teşekkür. Zaten dolu. Niye dolu? Sana dolu bu arada. Kırdın kalbini adamı. Ya bana dolu değil. Bizim aramızdaki küçük bir şeydi. Kardeşler arasında olur böyle. Köpeklerle kardeşim arasındaki ilişkiden bambaşkadır. Aynen öyle. Ben affettim Murat'ımı. Yapmaz bir daha öyle hatalar. Affetmek bir erdemliktir be. Öyle hatalar yapmaz bir daha. Yaparsa peki? Düşünür müydün? Yaparsa seni sikeriz, ne yapayım? Neden bekliyorsun ha? Bir tane sahne vardı. Biri böyle bir eşeklik yapıyordu. Kıza mı vursaydın? Kıza mı vursaydım? Kız eşeklik yapıyor, kardeşine mi ne vuruyor onun? Aynen öyle. Kız ben oldum burada. Estağfurullah. Şey nerede lan? Para nerede? Para? Müşteride. Yok. Şey nerede? Ha yoktu o burada. O bir modda para gelmişti oğlum. Şeyde Millennium Down'da var. Ha. Şey gibi oldu. Para nerede? Müşteride. Araba nerede? Öyle oldu. Yarın getirecekler. Şey ambargo var değil mi burada? Ambargo gelmiş galiba ya. Hiç de bilmiyorum ne olduğunu. Nerede ambargo? Hani ne yok. Oluyor? FP'ye dünya tansiyonu yaratan devletler ambargo atabiliyorsun. Ne oluyor Atıncı? Ticaretini kısıyor, kapatıyor işte. Abi en eksik şeyi amına koyayım oyun çıktıktan 5 sene sonra yapmak çok güzel bir şey. 6 sene sonra pardon. Yeni aklına gelmiş. Yani bu paradoksa bizim bir görüşmemiz lazım ya.
Arkadaşlar sizden bir rica edeceğim. Videoyu izleyen editör arkadaşlarım. Şimdi konuşacağım sahnenin İngilizce altyazısını koyabilir misiniz videonun altına? Sevgili Paradox çalışanları. Bu oyunu Türkçe yapmak için bu arada arkadaşlar. Görüyorsunuz attığımız videolar 30 ila 100 bin arasında bir izleyiciye hitap ediyor. Biz burada Türk izleyicilerimize kaliteli içerikler çıkartmaya çalışıyoruz. Onlar da bizim Hearts of Iron 4 camiasındaki muhabbetimizi çok sevdikleri için her Hearts of Iron 4 videomuzu izliyorlar. Ama çok büyük şikayetleri var size karşı. Bu oyunun yabancılardan, yani atıyorum farklı dillerde olan, karıştırdım Murat, toparla lütfen. Bence iyi gidiyordun Tahmet. Bence de iyiydin. Aynen, şu an mesela oyunda atıyorum Arapça altyazı varsa biz Araplardan daha çok oynuyoruz bu oyunu. Yani altyazıların gereksiz altyazılar olmasına rağmen hala Türkçe altyazı yok bu oyunda. Bence bu oyunun artık bir Türkçe altyazı ekleyin arkadaşlar. Bu arada sevgili canlısıcım, lütfen Paradox'ta yaptığınız söylemeleri feshetme kardeşim. Yani bu eleştiriydi. Lütfen şu oyunu artık Türkçe çıkartın. Yapamıyorsanız ben size atın IBAN numarası, atayım parasını, yapın. Ben yapalım yani. At derse ne diyeceksin lan? Atacağım amına koyayım. Çok para. Derse ki daha 200 bin dolardı. Ne yapacaksın? 200 bin dolara amına koydum. Hearts of Iron 4'ten daha iyi bir oyun yaparım ben. Yap lan. Yap. Oğlum metin çevirecek amına koyayım. Yapacağı bu. Paradox'ta bir tane Türkçe adam yok mu amına koyayım? Bunun çevirisi de kolay hakikaten. Çok basit. Az şeyler. Çok olur. Basit amına koyayım ya. Ha bu kadar ya. Paradox, sevgili Paradox, lütfen şu oyunu artık Türkçe çıkartın. Stop Paradox. Stop please. Arkadaşlar bu bölümün sonuna gelelim istiyorsanız. Oha, daha kaç dakika oldu? 34 dakika olmuş. Aferin Muratçım, 20 bölüm çıkartacaksın galiba Recep dedik gibi. Aynen. Bayağıdır yoktuk. Benzin atmam lazım arabaya. bence 3. kanala at bunu. 2'ye atacağım ya. Tamam. İkinci kanaldaki izleyiciler çünkü bıktı bu Hearts of Iron 4'ten. Ya bıksınlar, ne yapalım abi. Ben tamam, de diğer oyunlardan bıktım. Japon Çin'e savaş açtı bölüm sonu şey Easter Egg'i olarak. Vay amına koyayım. Şimdi Marco Polo Instant mı yaşandı, ne oldu? Evet, sana buff vermek için yaptım, yoksa elimden girecektim de. Yarraydık, oyun hep 4 hızla akacak ya. Ne buff'ı geldi bana? War Support buff'ı verdim işte, War Support'un ağzı, yoksa elimden girecektim dedim. Aa. Zaten savaş yiyecek. Aynen lan, gelmiş. Teşekkürler. Rica ederim. Bu bölümün burada sonuna geldik arkadaşlar. Gelecek bölüm biraz daha sakin geçecektir büyük ihtimalle. Değil mi Yusufçum? Aynen Muratçım. Var mı eklemek istediğiniz bir şeyler? Muratçım, Allah'a emanet olsunlar. Kendine iyi bak. Seviyorsunuz. Sevgili kardeşlerimizin kanallarını açıklamada bulabilirsiniz eğer iyi. Yalan aman abi arkadaşlar. Yiğit unutmazsa bulabilirsiniz. İkret hadi devam et. Ya da direkt yukarıya yazın. Yusuf Kayaalp yazın. Aynen. Enes yazın. Aynen. Enes Maksimar. Maksimar'ın yazmanız lazım. Enes yazınca yani, olmaz. Arkadaşlar, üreticisinin skin'de değil bu olay yani. Öyle yazınca da bulabiliyorsunuz. Yiğit çünkü burayı izlemiyor zaten büyük ihtimalle. Ya mümkün değil, izlemiyor var ya. Çünkü... Ya senin şey böyle bak, bir tane şeyinde var, sahnende var. Böyle bir şey koy diyorsun, böyle bakıyorsun. Koymuyor ve öyle kalıyorsun. Çok güzel işte. Bu işte samimiyettir abi. Bu devlet kurumudur. Bu şekilde çalışır. Bu arkadaşlar bu samimiyet değil, bu acizliğin göstergesidir. Tamam, neyse. Bir sonraki bölümlerde bu cümleleri duymazsınız. Kavga gürültü olacağı için unutulur. Haydi gittik biz.